Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına Kars Milletvekili Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit'e. Buyurun Sayın Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller, Rojbaş, Dembaş, Beyanıbaş, Parulus, Sabahul Heyr ve bilmediğim bütün kadim dillerde sizleri ve ekranları başında bizleri dinleyen değerli halklarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Kültür Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz ama kültür gibi temel bir meselede aslında AKP'nin de muzdarip olduğunu biliyoruz. Bu ülke geçmişten bugüne özellikle de Cumhuriyet tarihi boyunca ne yazık ki bütün kültürel çeşitliliği bir yana bırakan, özellikle Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kadim kültürlerini yok sayan, daha ziyade yukarıdan bir kültür dayatmasıyla bir kültürel inşaya gittiği bir hakikat. Ve bu hakikatin şöyle bir ikilikler üzerinden kurulduğunu da biliyoruz. Batılı olan, modern olanın ilerici, geleneksel olanınsa daha ziyade gerici olarak görüldüğü ve gerici olarak yaftalandığı bir kültür dünyasının içerisinde ne yazık ki bizler de doğduk ve büyüdük. Bu anlamıyla özellikle Kürt kültürünün de bu gericilik yaftasıyla en fazla mağlul olduğunu, en fazla Kürt kültürüne yönelik aslında böyle bir saldırı girişiminin olduğunu da ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Televizyon dizilerinde ve filmlerde genellikle Kürtleri nasıl karakterize ya da karikatürize ediyorlar? Genellikle töre cinayetleri işleyen, kriminal kişilikleri olan, Türkçe bozuk aksanıyla konuşan ve çoğu zaman aslında büyük sermaye sahiplerine kapıcı olabilen ya da işte kahya olabilen bir Kürt motifinin, bir Kürt karakterinin topluma anlatıldığını biz çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Ama sadece Kürtler açısından değil, aynı motifin romanlar ve diğer halklar açısından da yapıldığını ve bu kültürlerin aslında aşağılandığını ve yaftalandığını çok iyi bilmekteyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Siyasi olarak iktidardayız, ekonomik olarak iktidardayız, hegemonyamızı sağladık. Ama kültürel hegemonyamızı sağlayamıyoruz diyor. Bu arada kültürel hegemonya kavramının da Gramsci'nin bir kavramı olduğunu ve Marksist bir kuramcıdan, bir siyaset bilimciden alıntı yaptığının da altını çizelim. Yine aynı şekilde Fahrettin Altun 2018 yılında laik sistemi, laisizmi aslında kastederek şunu söylüyor. Siyasi iktidarınız bitti, kültürel siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek. Bununla ne demek istiyor AKP iktidarı? Aslında yeni bir kültürel hegemonya yaratmak istediğini söylüyor. Ama bu hegemonyanın zorla ve yukarıdan olmayacağını, toplumun rızasına muhtaç olduğunu ne yazık ki gözden kaçırıyor. Bu anlamıyla da neye girişiyor? Uzun yıllardır yaptığı bir şey, bir tarihi anlatıya girişiyor. Geçmişten bugüne Osmanlı mitleriyle, Osmanlı'nın dizileriyle yeni bir tarih anlatısı ve yeni bir kültürel hegemonya kurmaya çalışıyor. Ama bunu sadece böyle yukarıdan bir ideolojik motifle yapmıyor. Aynı zamanda toplumsal hayatın içerisinde, gündelik hayatın içerisindeki bütün ilişkileri dizayn etmeye çalışıyor ve bir makbul vatandaşlık ve bir gündelik pratik üzerinden de bir hegemonya kurmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bu anlamıyla İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atması meselesinin kendisini, Ayasofya Kilisesi'nin camiye çevrilmesini, tam da bu kültürel kodların değiştirilmesi, yeni bir toplumsal nizamın, yeni bir kültürel hegemonyanın yaratılma meselesinde önemli dönemeçler olarak görmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu anlamıyla şunu ifade edelim, hali hazırda bu yeni kültürel miti oluşturmak, yeni bu kültürel hegemonyayı kurmak açısından da neye başvuruyor? En fazla başvurduğu yöntemlerden birisi aslında yasakçılık değerli arkadaşlar. Birkaç alanda bunu yapıyor. Birincisi, bu toplumda binlerce yıldır yaşamış ve bugüne gelmiş ve bugün de kültürel bir direnişle varlığını sürdüren kadim kültürlere saldırıyor. Örneğin bunların başında demin de ifade ettim, Kürt kültürü geliyor. Ne yapıyor? Kürtlerin bütün kültürel varlığını ret ve inkar eden bir politikaya gidiyor. Dilimizi inkar eden, konserlerimizi yasaklayan, kültürel mekanlarımızı
tahrip eden bir anlayışı bugün kendisi açısından birinci öncelik olarak görüyor. Bu nedenle de işte çokça ifade ettiğimiz kayyum atamalarının evet siyasi bir gerekçesi vardı, evet ekonomik gerekçesi vardı, evet bizimle demokratik siyasetle halkımız arasına mesafe koymak gibi bir hedefi vardı ama bir hedefi daha vardı değerli arkadaşlar. Bizim yerel yönetimlerimizin Kürt kültürü ve genel olarak bölgedeki kültürün gelişmesine yönelik yaptığı işleri engellemek, Kürt kültürünün gelişmesi ve yeni kuşaklara, gelecek kuşaklara aktarılmasının önüne geçmek gibi de bir amacı olduğunu biliyoruz. Bu anlamıyla şehir tiyatrolarının yasaklanması, birçok yerde örneğin Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun sergilemek istediği oyunun hem Adana'da hem Mersin'de yasaklanması meselesini bu kapsamda görmek gerekiyor. Bununla beraber bizim tarihi şahsiyetlerimizin yani Kürtler açısından önemli olan kişilerin isimlerinin alanlardan, meydanlardan kaldırılması bir bu meselenin diğer bir yönünü oluşturuyor. Birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin Ağrı'nın Doğu Beyaz ilçesindeki Ahmet-i Hani heykelini kaldırdınız. Siirt'te Celadet Ali Bedirhan Kütüphanesi'ni yıktırdınız değerli arkadaşlar. Yine Kayapınar'da Gerfin Kültür Merkezi bir kütüphaneydi. On binlerce kitabı vardı. Şu anda atıl durumda duruyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki Lamasus heykelini kaldırdınız. Cizre'de Orhan Doğan heykelini, kabartma anıtını kaldırdınız. Diyarbakır'daki Roboski anıtını ve Mervani medeniyetine ait kabartmaları kaldırdınız. Diyarbakır'daki Ahmet Arif heykelini kaldırdınız. Kızıltepe'de 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın heykelini bile kaldıracak kadar insafsız, vicdansız ve Kürt düşmanı bir iktidarsınız. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum.